Herkese merhaba. Bakalım bu yayını düzgün ses olayını düzenleyip başarabilecek miyim? Facebook'a göndermeye çalıştım. Umarım çalışır. Geçelim konumuza. Konumuz runik harfli eski Türk yazıtlarında üçüncü kişi yelik eki. Eski Türkçe'de genel anlamda üçüncü kişi yelik eki. Ve burada bugün özel anlamda Tensioğlu, Tengrioğlu gibi kullanımlar. Bunlara şöyle bir bakalım. Bütün bunlara hocam Talat Tekin'in kitapları üzerinden başlıyor ve devam ediyorum. Çünkü dünyadaki ilk ayrıntılı gramer, runik harfli yazıtlar ve kağıda yazılı belgeler için hocamın hazırladığı gramer söz konusudur. Önce İngilizce çıkmıştı. Bildiğiniz gibi sonra Türkçesi çıktı. Şimdi rahat bulunabilir. Türk Dil Kurumu'nda var. Herkes ulaşabilir. Ama bu yelik ekine önce hocamın bir makalesiyle başlamak isterim. Hacettepe ve çevresi devrimcilerle yıllar önce, bugünden ne kadar 52 yıl kadar önce, 52-53 yıl önce Genel Devrim Dergisi adı altında bir dergi çıkartmışlar. Orada hocam üçüncü kişi yelik eki üzerine adlı makalesini yayınlamış. Hocama göre üçüncü kişi yelik eki uyuma giren bir ek değilmiş. Bir taraftan da ben kontrol ediyorum ki acaba ben bunu Var herkes nasıl? gerçekten aktarabildim mi? Artık önlük uyumuna girmiyordu. Talat Bey'in derslerinde yer verdiğine göre. Ben bunları işte 82'den beri bu şekilde öğrendim. Si şekli mevcuttu ünlüyle bitenler için. Buna paralel olarak eğer ünlüyle bitenlere si geliyorsa, yani S2 ile yazılıyorsa, S2 ve İ harfi, o halde diğerleri de ünsüzle bitenleri de iyi olmalıydı. Ki bunu da en güzel akuzatif ekli şekilleri varsa, üçüncü kişi yelik eki almış bir isimden sonra akuzatif eki neye gelirse N2 yazılması ispatlıyordu Talat Bey'e göre. Bunu söz konusu dergideki yazısında anlatmıştı. Gramerinde de anlatmıştı. Bakalım gramer nerede? Evet burada. Gramer de yer vermişti. Kağıda yazılı belgelerde bir iki istisnadan söz ederdi hocam yanlış hatırlamıyorsam N ile ilgili. Üçüncü kişi yelik ekinden sonra gelen akuzatif eki söz konusu olunca N2'den ziyade N1'li şekilde olabileceğini yazmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Evet, gramere de bu kısımdan bakabilirsiniz. Üçüncü kişi yelik ekini gördüğünüz gibi i harfini küçük göstererek uyuma girmediğini gösterir. Yani artık önlük uyumuna girmez. Ünsüzle bitenlere si, ünlüyle bitenlere i olarak gelir. Hocamın görüşü bu. Başka yine gramerde bütün bu yelik eklerini sıralarken birinci, ikinci, üçüncü kişi yine si olarak yer verir. İ ve si olarak. Örnekleri vardır yazılardan. Mesela ağı si. Demek ki ağı si yazılırken S2 ile yazılmış. Alpi. Alpi diğerine paralel olarak düşünüyor hoca. Yoksa alp L1 P. P zaten yansız bir ünsüz yazılarda. S2 ve i. Ati yani atları. Atin. Ha işte bak burada atin. Yani adını, unvanını, şöhretini N2 ile yazılmış. Onun için yani ön, ince ünlülerle kullanılan N2 ile yazılmış. Bunun için hocam bunu Atin olarak transkripsiyonlamıştı. Bütün bu örnekler hocamın kitabında görülebilir. Ama buna uymayan işte Yılkısın gibi örnekler varmış. Altun'un gibi bunları da gösterir. Dizim kısmından da yararlanabilir. Bu gramerin hepsi burada var. Çok kolay ulaşılabilir bu tür bilgilere. Gelelim eski Uygurca'ya. Eski Uygurca'dan örneklere yer vermek istiyorum. İyelik ekli ibarelere, iyelik ekli tamlamalara. Mesela ne? Ona geçmeden yazıtlardan başka ne? Kişi oğlu. Öt Tengri Aysar. Kişi oğlu Kop Ölgeli Törümüş. Öt Tengri Aysar. Tabii bu başka sorunu araya katmayalım ama Öt Tengri Yasar değil ya da Yaşar değil. Zamanında konuşuldu, düzeltildi. Eğer hala bunu Öttengri Yasar, Yaşar diye bilen, okuyan
tercüme eden varsa Talat Bey'in gramerini esas alıp düzeltebilir. Kişioğlu kop ölgelli türemiş. İnsanoğlu, bütün insanoğlu fani olarak dünyaya gelmiş. Veya insanoğlu ölmek üzere dünyaya gelmiş. İnsanoğlu ölümlüdür. Veya düzgün bir Türkçe ile kişioğlu kop ölgeli türemiş. İnsanoğlu ölümlüdür, fanidir. Bunu kitabımdan kısaca girişten almışım. Başka ne varmış bu tür bir tanımlama? Tensioğlu. Türkbod'un temir kapıkka Tensioğlu aytıkma takka tegmiş idi yok ermiş. Orada bir kopukluk var ama şöyle olabilir. Türk halkı demir kapıya göğün evladı veya Tanrı'nın evladı denen dağa hiç ulaşmamış imiş. Tegmiş idi yok ermiş. Vallahi ben ulaştım 2-3 yıl önce Özbekistan'da Semerkant'tan Cüliboy Hoca'yla sabahın köründe. Sabahın köründen de önce 3'te yola çıkıp gittik Demirkapı'ya. Afganistan sınırına kadar indik. Buradaki amaç şöyle aşağıya gelelim. Tinsi diye yazılır transliterasyonda. Tinsi oğlu. Üçüncü kişi elik eki nasıl? Düzlük yuvarlaklık yani küçük ünlü uyumuna da girmiyor. I ya da i olacak. Sı ya da si olacak. Peki buradan nereye geleceğiz? Devam edelim mesela yazıtlarda. Kırkız oğlu men. Bu ünlü sücü yazıtlandırandır. Uygur yerinde yağlakar kanta keltim. Kırkız oğlu men. Bu kantadaki iki noktaya dikkat edelim. Bunu kan ata diye okuyanlar da vardır. Uygur yazıtlarının birkaçında daha görülen eki iki noktadan sonra yazma özelliğine dayanarak ben kanta okumuştum. Bunu böyle okuyan da farklı da okuyan da. Yani Kırgızoğlu. Kırgızoğlu. Burada da demek ki düzlük yuvarlaklık uyumu yok. Çang'an'da yeni bulunan o kısa Uygurca yazıtta da bunu görebiliriz. Ay ben bunu şeyden almıştım. Buralarda yanlış. Şuralarda runik harflerim çıkmamış. Neyse bize gerekli olan Teginoğlu. Burada Teginoğlu. Yukarıdaki Çavuş'la birlikte olacak. Çavuş Teginoğlu. Ama burada runik harfler font sorunu bilgisayar değiştirince bu sorun oluyor çıkmamış. Demek ki yine düz ve dar, yuvarlak değil. Yani büyük küçük ünlü uyumu söz konusu olduğunda küçük ünlü uyumu da yokmuş burada. Devamla mesela Kişioğlu için Kültegin'den güzel bir örnek verebiliriz. Kişioğlu kılınmış. Ekinara Kişioğlu kılınmış. Bunu ben Kök Türkçe ve Eski Uyurca Dersleri kitabındaki metinlerden aldım. Veya Uygurca'ya şimdi geçeyim. Uygurca'da bu nasıl oluyormuş? Bu tür bir... Ha, Uygurca örneğe niçin geçtim? Bugün değineceğim. Türk Akademiyası yayımlamış. Bir iki yerde yayım var. Yayınladıkları yerlere birazdan değinirim. Oradaki betinde Tengrioğlu diye bir okuma var. Vurgulamak istediğim şu. Oğlu değil, oğlu. Onunla ilgili bir önerim olacak. Bu öneri dolayısıyla. Çünkü yayınlanmış bir çalışma üzerine öneride bulunacağım. Tengrioğlu runik harfli yazıtlarda bildiğim kadarıyla geçmez. Bizim bildiğimiz runik harfli yazıtlarda Tengrioğlu geçmez. Uygur harfli belgelerde vardır. Hatta ilk Uygurca kitapta, yani Uygur adıyla yayınlanan ilk kitap Uygurika 1, Müller'in yayınladığı Uygurika 1'de Hazreti İsa'nın çocukluğuyla ilgili parçada geçer bu. Yani bir iki kez geçer. Mesela nasıl geçer? O üç kahin şöyle bakalım. Elikhan Mişiha Tengrike yani Mesiha'ya, Mesiha Efendimiz'e olmogoçlar o üç mecusiler veya o üç kahinler inçe sakınıp girdiler. Şöyle düşünüp girdiler. Tengri oğlu Erser, Zümrün Küci Algay. Elikhan Erser, Altun Algay diye devam ediyor. Ama burada işte Tengri oğlu, çevresine aşağıdan bakabilirsiniz. Tengri oğlu Uygur yazısında benim bildiğim ilk kez böyle burada geçer. Şöyle bakalım. Tengri. Yanlış yerimi çizdim yoksa. Gözüm iyi görmüyor. Kusura bakmayın. Kirliler, evet, Tengri olacak burası. Biraz aşağıda bir daha geçer. Mengü Tengri.
Mengü Tengri burada da geçer. Mengü Tengri oğla. Mengü Tengri oğla. Yukarıdaki ile bu aşağıdaki tam aynı yazılmamış, güzel yazılmamış. Yukarıdaki biraz silinmiş, aşağıdaki biraz daha farklı. Peki, demek ki Uygurca'da bu şekilde Tengrioğlu geçermiş. Bunu söylemek istediğim, yazıtlarla ilgili, Esirkçe ile ilgili çalışmaları bir bütün düşünüp hep birlikte ele almak gerekir. Bu neye y'yi birleştirmedim, tam transkripsiyonu göstereyim diye. Ha, burada daha iyi görüyorum, büyüttüm. Tengrioğlu. Demek ki Tengrioğlu varmış. Yazıtlarda olmasa da Uygurca metinlerde varmış. Bir saniye. Hoppala. Birazcık hava sıcak. Kapıyı açayım. Biraz yelik ekine değinelim. Gaben bu konuda yazmıştı. Tabii eski Türkçenin hem Runik hem Uygur döneminin ortak grameri Gaben'in grameridir. Gaben bu konuya epey bir zaman ayırmış bu konulara. Bu ben sen o ise çok daha önce, 150 yıldan daha öteye gidiyor. Altaistik'in başlangıç dönemine ilişkin konudur. Ve o zamandan beri yaygın bilinen, sonra tam teşekkürleşmiş, gelmiş bu görüşler. Bir, iki, üçüncü kişi zamirleri esas olarak hep çoğu dilde bir ve ikinci kişi önemlidir. Üçüncü kişi hep farklılık gösterir. Zamirlerimiz B, C, E şeklindeymiş. O neye? Zamirlerden sonra gelen bir ünsüzmüş. Bin, sin, in olarak görülürmüş. İşte üçüncü kişi iyilik ekide genelde bu in ile alakalıymış. Görüşler bu şekilde. Peki. Devam edelim. Burada Darhan Bey'in, Türk Akademiyası Başkanı Darhan Bey'in yakın zamanda yayınladığı, Facebook'ta yayınladığı metni gördüm. Bütününü kitap olarak yayınladıklarında ya da makale olarak o zaman değerlendiririz. Ama bir iki kelimeye değinmek istedim. İşte burada kontrol ettim. Tengrioğlu yazmış, Tanrıoğlu olarak çevrilmiş. Burada da yine Rusçası da bu şekilde. İlaveten Şua sayfasında, Moğolistan arkeoloji sayfası, arkeoloji enstitüsünün sayfasında da benzer şekilde yer verilmiş Tengrioğlu. Benim önerim, yani benim düşüncem herhalde bu, eğer Tengri ve Oğul ise, iyilik ekli ise o U olmasa gerek. Ama yazıtın iyi bir fotoğrafını görmek zor. Tekrar kontrol edilmeli. Belki başka bir şey de olabilir. Belki orada U yazıyor devamında. Yani iki noktadan sonra belki başka bir şey geliyor. Biraz önce Süci yazıtında da değinmiştim ya. İki nokta, ayrıcı noktalamadan sonra bir ek gelebilir. Bu Uygur harfli yazıtlarda daha çok görülür. Pardon. Uygurca yazıtlarda, Runik harfli Uygurca yazıtlarda Moğolistan'da daha çok görülen bir konudur. Peki başka değineceğim bir konu var mıydı? Hayır. Yani değineceğim konu, Tensi oğlu da dikkate alınırsa, Runik harfli yazıtlarda Tensi oğlu, buna en yakın olanlardan. Eski Uygur harfli metinlerde Hazreti İsa'nın çocukluğuyla ilgili parça dikkate alınırsa Tengrioğlu. Eğer başka özel bir sebebi yoksa bence oradaki U'lu şekil, eğer bir dizgi hatası değilse I olarak düzeltilmeli. Kısaca söyleyeceğim bu kadardır. Teşekkür ederim.